Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisine bir sorumuz olacak. Yaklaşık bir saat sürecek programımız ve bu süre içerisinde de bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Yine sanıyorum hepinizin ilgisini çekeceğini tahmin ettiğimiz bir konuyu soracağız ama biraz sonra. Şimdi mikrofon hocamıza verelim ve sonrasında sorumuza geçeceğiz. Buyurunuz efendim. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de yine bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini, cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Efendim şu anda bizi dinleyenlerin içerisinde hasta olanlar varsa Ankara'yı bir zaman Rabbimizden şifa ihsan etmesini niyaz ederiz. Dertlere deva, borçlara eda ihsan etmesini, sıkıntıda olanların da sıkıntılarının hayra tebdil olmasını yine Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca ahir zaman fitnesinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Son nefeste hepimize de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam şimdi siz de çok sık anlatıyorsunuz. Hani tabir genelde böyle kullanıldığı için sizden çalarak demek istiyorum. Estağfurullah, bir de erken kolimlerinden kimse duymasın da oradan alıp takmıyorsun. Evet. Şimdi bir doktor düşünelim. Konusunda hakikaten mütehassıs olmuş uzman bir doktor. Kendisi bu mütehassıs olduğu hastalığa yakalandı diyelim. İlaçlarını biliyor. Teşhisi güzel koydu. Bu hastalığın nasıl iyileşeceğini iyi biliyor yani. Ama ilaçları kullanmıyor. Netice olarak sözü şuraya getirmek istiyorum. Bunun bu bilgisi, bu ilaçların ona iyi geleceği bilgisi, ilaçları kullanmadığı için ona bir fayda sağlamıyor. Şimdi soru şu. Bir insan alim olabilir, allame-i cihan olabilir. Amma ve lakin, bildiklerini yapmıyorsa ya da bildiklerine göre yaşamıyorsa, bu bilgisinin buna bir faydası olur mu? Şimdi demek ki o vermiş olduğunuz, başlangıçtaki vermiş olduğunuz misal İmam Gazali Hazretleri de veriyor. İşte bir talebesi arz etmiş efendim senelerce huzurunuzda. Yani sizin derslerinize geldik, ilim tahsil ettik, çok şey öğrendik, çok şey. Ama ben de bir tasvip yapamadım. Ya bu kadar ilimden içinde ben neyle amel edeceğim, ne yapacağım ben? Şaşırdım kaldım. Deyince İmam Gazali Hazretleri merhamet ederek o talebesine uzun bir mektup yazmış. Ama onlar bir talebesine hitap etmiyor yazarken. Madem ki o kitabı, o risale yazıyorlar. Bu bütün insanlara hitaben. Evet. Şimdi İmam Gazali Hazretleri'nin Eyyühel Veled diye başlayan küçük bir risalesi. Şimdi Eyyühel Veled diye hitap eden İmam Gazali Hazretleri'nin Ey Oğul İlmihali de var. Onunla karıştırmayalım. İslam alimleri bunu çok kullanmışlar. Zahiren bir talebeye hitaben. Onlar evlat gözüyle bakıyorlar. Efendim işte bak velet erkek çocuk için, kız çocuk için ey kızım diye hitap edilmemiş. Halbuki o ey oğul Osmanlıca'da genel, kadın erkek herkese. Evet, genel bir tabir. Hitap eden sıcak bir yaklaşımdı. Evet. Sıcak bir yaklaşım. Ey yavrum gibi. Aha. Ey çocuğum gibi. Dolayısıyla insana sıcak gelen bir şeydir ve İslam alimleri de onu hep kullanmışlar. İşte İmam Gazali Hazretleri de eyyühel velet, ey oğul diye başlayan aşağı yukarı şöyle küçük parmak kalınlığına yakın bir risale. Hatta bu risale Türkçe'ye tercüme edilmiş. Hakikat Kitabevi'nin yayınlarından Hak Sözü Vesikaları kitabının arkasına da konmuş ve ilave edilmiş. Arzu edenler uzun uzun orada da anlatılıyor. Orada işte talebesine hitaben buyuruyor ki, yavrum buyuruyor, ilim lazım da diyor. Ama amelsiz ilmin insanı kurtaracağını zannediyorsan, biz biraz kaba tabirle söyleyelim, öyle söylemeyeyim ama Gazali Hazretleri avucunu yalarsın diyor. Biz öyle diyoruz ya. Evet. Kaba tabirle bunun bu. Doğru. Avcunu yalaz. Yani bir faydası eline bir şey olmaz. Geçmez yani. Ha işte bu misali vermiş. Sizin demek o verdiğiniz. Diyor ki yavrum bak sana iki tane misal vereyim. Birisi bu. Bir tabip düşün. Bir doktor düşün. Hastalandı. Teşhis etti. İlacını da biliyor. Ama kullanmıyor ilacı. İlmi var. Anatomiyi biliyor.
Hastalığın nemenen bir şey olduğunu da biliyor. Bu hastalığın tedavi şekli olarak da kullanılan ilacı iyi biliyor. İlacın tesirini de biliyor ama kullanmıyor. İlim var, amel yok. Uygulama yok. Uygulama yok. Evet. Dolayısıyla bunun faydası olmayacağını herkes gibi sen de bilirsin diyor. Bunun ilminin bir faydası olmayacağını sen de bilirsin. Sana diyor başka bir misal de vereyim diyor. Bir kimse çölde kalsa, ok atmasını iyi vursa, hatta ok atarken adamın alnından vuracak şekilde iyi bir okçu olsa, atıcı olsa veya bugünkü ateşli silahlardan olsa, bu silahları kullanmasını iyi bilse, karşısına bir aslan çıksa, çöl aslanı çıksa, kükreyerek geliyor. Oku da tüfeği de iyi kullanmasını biliyor. Ama oku ve tüfeği kullanmadığı müddetçe bu aslanın saldırısından kurtulamayacağını sen de iyi bilirsin. Yani silahlar hakkında bilgisi var. Bilgisinin dışında iyi bir atıcı, attığını vuran birisi ama kullanmıyor. Yani amel etmiyor onunla. Bir faydası olur mu? Aslanın şerrinden bunu kurtarır mı? Kurtaramaz buyuruyor. İşte bunlar gibi buyuruyor. Bir kimse de hani siz başlangıçta yaladı yuttu her şeyi. Evet. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Bir kelime söylüyorsun takır 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 devamını okuyor mesela. Kur'an-ı Kerim biliyor. Arapçayı çok iyi biliyor. Hem birçok kitap aynı şekilde sular seller gibi aynı şekilde ezberlemiş. Ama bu kimsenin hayatında namaz yok, oruç yok, zekat yok. Ondan sonra ne bileyim ben yalan var, gıybet var, dedikodu var, suizan var, hile var, sahtekarlık var, hepsi var. Yani o bildiklerinin hiçbirisi hayatında yok. Hiçbirisine amel etmiyor. Bu kimsenin aynı şekilde kurtulamayacağını sen de iyi bilirsin. Halkımız, hani utanarak söylüyorum, din adamlarına veya din görevlilerine hakaret etmek için değil. Meşhur bir söz vardır. İmamın dediğini yap, arkasından gitme diye. Hı hı. Yaptığını yapma diye. Evet, o şimdi çok söyleniyor. Hayır, maalesef yani böyle bir şey var. Demek ki buradan kaynaklı bir şey hocam bu. Evet. Yani sen hoca diye gelen bir adam, evet güzel şeyler anlatıyor da bakıyorsun başka şey yapıyor. Ya şeyde biz İmam Hatip Okulu'nda okurken tabii Konya'da değişik mahalleler de var falan. Değişik köylerden falan, şehirlerden gelenler de var. Bir arkadaşım birisi işte Konya'da meşhur dedi. Onlar tanıyor, bir hoca varmış orada falan. Camisine vaaz ediyormuş falan. Böyle bir vaazla kadınların işte o zaman yeni çıkıyordu ökçeli ayakkabı. Onlara yükleniyor eksin falan. İşte uygun değil de falan da peşmekan. Giyen de şöyledir diye hakaret ediyor. İşte o arkadaş anlatmıştı. Bakmışlar hocanın kızları giyiyor. Birisi demiş ki hocam senin kızlar giyiyor camide böyle anlatıyorsun ama haspalara da yakışıyor demiş. Demek ki dediğiniz noktaya geldi bu şimdi. Yani. Orada atıp tutuyorsun, kesiyorsun ama tatbikata gelince nanay. Yok bir şey. Orada da bir şey yok. Dolayısıyla onun bir faydası olmaz. Bu her konuda böyle. Sadece şey konusunda değildir. İlim lazım. Hatta kitaplarda anlatılırken İslamiyet üç şeyden meydana gelmiştir buyuruluyor. Bunlar da ilim, amel ve ihlas. Yani İslamiyet'in emir ve yasak ettiği şeyleri öğrenmek. Birincisi bu. İkincisi öğrendikleriyle amel etmek. Yetiyor mu? Yetmiyor buyuruyor. Ve her şeyi yalnız Allah-u Teala'nın rızası için yapmaktır. Çünkü erbabı bilir. Bu Osmanlı'da, Osmanlı döneminde Arapça eğitimi. Çünkü o tip Arapça öğrenenler bütün metinleri aynı şekilde çözebilir. Şimdi fiil yapımını anlatan kısmı var. İşte emsile bina maksut diye geliyor. Bir de cümle yapısını anlatan avamil, ishar, kafiye. O ishar ve kafiyede bir şey geçiyor. Bir cümle geçiyor. Hadis-i Şerif dediği nakledildiği yerde de rastlamıştım ama kelam-ı kibardır veya Hadis-i Şerif'tir bilmiyorum ama söz muazzam. Orada buyuruyor ki helekel alimun. Alimler helak oldu. Alimler helak oldu. İllel amilun diyor. Hı. Devamında. Amel edenler hariç. Hmm. Alimler helak oldu. Ya. Bu sefer helekel amilun buyuruluyor. Bu sefer de amel edenler helak oldu. Devamında illa muhlisin veya muhlisun diye geçiyor. Yani Allah rızası yapanlar, ihlaslı olanlar hariç. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri'nin 3 ciltlik Mektubat isimli kitabı var. Daha sonra gelen alimler buyuruyorlar ki bu 3 cilt kitabın özeti ilim, amel, ihlastır diye anlamışlar. 3 cilt kitabın özeti İlim,
amel, ihlas. İlim lazım. İlim olmadan amel edemezsin. Hani bizim oralarda anlattılar da bazen bu şuyu buluyor, her tarafa gidiyor. Nasrettin Hoca merhum Konya'ya teşrif etmiş. Akşehirli'ye. Konya'ya teşrif etmiş. Mübareğin canı helva istemiş. Para da yok. Bakmış bakkal. Bakkala gelmiş. Demiş ki şekerin var mı? Var demiş. Yağın? Var. Unun da var mı demiş. Var demiş. Bir adam demiş niye helva yapmıyorsunuz? Niye helva yapıyorsun? Şimdi ilim var. Tamam mı? Şeker var, un var, yağ var. Ama helva yok ortada. Helva yok ortada. Efendim hellayı yaptı. O zaman da üçüncüsü lazım. İhlas lazım. Bunun üçünde olması lazım. Çünkü ibadetlerin en kıymetlisi farzı ayın olanlardır. Farzlardan sonra en kıymetlisi ise ilim öğrenmek ve öğretmektir. Kitaplar mesela birçok hadis-i şeriflerle dolu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Bu çok önemli. Sabaha kadar namaz kılmaktan önemli. Yani bir fıkıh kitabı, ilmihal kitabı okumak, teheccüd vakti kalktın, namaz kılmaktansa, kaza namazı borcun yoksa, orada mesela otursan, fıkıh kitabı okusan, efendim illa orada namaz kılmak şart değil mi? Şart değil. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar ki önemli olan o saatte uyanık olmak ve ibadet etmek. Fıkıh bilgisi öğreniyorsun kendine lazım olan bilgileri. Çünkü o farz ayın. Daha kıymetlidir buyuruluyor. Daha kıymetlidir. Başka bir hadis-i şerifte ilim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmuştur. Hadis-i şerifte buyurulmuş. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi din düşmanlarına aldanmamak ve dinden çıkmamak için de dinimizi, imanımızı doğru olarak öğrenmemiz lazımdır. Ecdadımız her zaman toplanır, ilmihal kitaplarını okur, dinlerini öğrenirlerdi. Ancak bu şekilde Müslüman kalabildiler ve İslamiyet'in zevkini aldılar. Çünkü hadis-i şerifte ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz buyurulmuştur. Ben şimdi babaannemler kuşaklarını mesela bunları okudukça düşünüyordum. Kadıncağızın okuyup yazması yok. Latin harflerini bilmediği gibi İslam harflerini de bilmiyordu kadıncağız. O ara dönemlerde gelmiş, öğrenememiş kadıncağız. Annem de öğrenememiş rahmetli. Ama çok şey biliyordu. Ha onların delilini bilmez, niçin böyle onun sebebini, hikmetini bilmez. Ama bildiği şeyler doğru ve tereddütsüz inanırdı. Hani tavsiye edilmiş ya koca karı imanı. Evet. Aynen öyle. Öyle işte oğlum derdi, biterdi. Niye böyle? Öyle derdi, bitti. Yani öyle, yani onun delilini bilmez. Ben de merak ederim. Dedem alim ve evliya bize atmış. Fakat kadın genellikle kocasından istifade edemez. Evlat da anne babadan istifade edemez genellikle. Öyle bildiriliyor. Genel hüküm bu. Şimdi dedemden duydukları olabilir. Tabii karı kocadır netice itibariyle. Arada aynı şekilde ufak tefek şeylerden kırgınlık olabilir. Birbirlerine kızgınlıkları olabilir. Olabilir. Normal bir şey bu. Hepimizin başından geçiyor. Dedim sen bunları nereden öğrenirdin? Neneme. Yani dedem seni oturtturup da aynı şekilde kitap okuyup şey yapmıyordu. Adamcağızın aynı şekilde hem camideki imamet vazifesini üzerine almış hem de samanlığı bölmüş köyün bütün çocuklarını orada Kur'an-ı Kerim öğretiyor, din bilgili öğretiyor. Annem rahmet derdi ki ben dedenden öğrendim bunlar diye. Kurtarmış yani o dönemde. Şeyin İslamiyet'in yasak olduğu dönemde. Köyden de şikayet olmamış. Derdi ki bizim dedi dönemimizde yaşlı bir kadıncağız varmış. İşte ona hanım anne mi derlermiş ne derlermiş falan. O kadıncağızın okuyup yazması varmış. Bunlar toplar. Köydeki bunların emsalleri o kızcağızları kadıncağızları. O kitap okur biz dinlerdik dedi anlatırdı bize dedi. Hani burada da buyuruyor ya ecdadımız her zaman toplanır ilmihal kitapları okur dinlerini öğrenirlerdi. Şimdi okudukları kitaplar. Mısraklı İlmihali, Hüccetül İslam İlmihali, ondan sonra Ahmediye, Muhammediye, Delail-i Hayrat bu kitapları okuluyorlar. Osmanlı her tarafı da yaygın bunlar. Şimdi Mısraklı İlmihali'deki bilgiler mesela nenem rahmetli derdi. Yani öyle bir girmiş ki kalbine yerleşmiş. Oğlum derdi şu namazını doğru dürüst kılın. Yarın dedi mahşer günü dedi böyle dedi kirli çaput gibi yüzümüze çarpılmasın. Bu Mısraklı İlmihali ifadesi biliyor musun? Mısraklı İlmihali'de geçiyor. Ve olduğu gibi almış ve bunu da aynı şekilde kendisinden sonrakilere de anlatıyor. Ha delilini sorarsın. Oturduğu yerde mesela birisi vefat etse nenem rahmetli ha şu kadar alacak bu kadar alacak ha bu dedi yetim bu alamaz derdi. Ya nereden biliyorsun? Öyle oğlum öyle anlatırlardı falan. Pratik olarak öğrenmiş onları.
duya duya, göre göre duya duya. Hem göze hitap ediyor hem kulağa hitap ediyor. Dolayısıyla bunlar bir araya gelmişler, kitap okumuşlar ve bu kitap okumak suretiyle kendini korumuşlar. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin. Tam İlmi Hasenet Tebidi ve işte İslam Ahlak Faydalı Bilgiler, bu kitapları hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, talebelerine bu kitapları okuyun ve dağıtın. Başka bir şey istemiyor. Bunları okuyun ve dağıtın. Çünkü okumak suretiyle kalacak. Allah rahmet eylesin. Enver abiler de çok ısrar ederlerdi. 3 kişi 5 kişi bir araya geldiğiniz zaman, kitap okuduğunuz zaman bu sohbet olur. Tek başınıza okuduğunuz zaman kitap okumak olur. Ama tek başınıza okurken bir şey olur falan, kaytarabilirsin. Telefon çalar, ona bakayım sonra dersin, o sonra kalır gider. Bize çocukken sonra kalan dona kalır derler, tamam mı? Dona kalıyor, ona kalıyor. Sonra dedim mi helekel müsevvifun, helak oldu hadis-i şerif çünkü. Ama 3-5 kişi bir araya gelince telefona bakamazsın. Sonra bakayım diye onun sesini kısarsın veya aynı şekilde kapatırsın. Beklersin o bitene kadar. Niye? Şimdi Osman Ünlü Mübarek takılıyor Mustafa Dokuz'un yanında kitap okunurken böyle. Gitse başka bir şeyle konuşsa, ya o adam bir daha anlatıyordu, ediyordu, görüyor musun? Bak hiç dinlemiyor falan diyecek. Nefsi korkar. Allah Teala'dan korkmaz ama kendisi gibi insanlar çekinir buyuruyor. Ama efendim o zaman riya olmaz, riya olmaz. Bugün insanlardan çekinir, bir gün gelir Allah Teala hidayet nasip eder ona da, Allah Teala'dan korkarak yapar o işi. Onun yerleşmesi önemli olan. Onun yerleşmesi önemli. Dolayısıyla 3-5 kişi bir araya geldiği zaman orada kaytaramaz. Onu anlatmak istiyorum. Yani o anda nefsi feryat etse, istemese, bilmem ne yapsa da falan, hani hapırsa da köpürse de onu dinler. Onun için bir araya gelip mutlaka okumalı. Mutlaka okumalı. Çünkü hadis-i şerifte ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz buyuruluyor. İlim öğrenmek ve öğretmek bu kadar kıymetli olmasına rağmen öğrenilen bilgilerle amel edilmezse bir kıymeti olmaz. Bak deminden beri hep naklettik hadis-i şerifler. Çok kadar kıymetli, şu kadar kıymetli. Tamam. Çok kıymetli. Biz bilemeyiz kıymetini. Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatı var. Ama ve lakin deniyor ki bu öğrendiğin bilgiler hayatına geçmiyorsun, bir işe yaramazsın. Efendim ben çok biliyordum. Amel ettim mi? Yok. Helekel alimün yani. Evet, helekel alimün. Allah rahmet eylesin. Hemen abiler bir şey anlatırlardı. Şimdi önceki asırlarda bir komutan işte askerleriyle beraber harpten dönüyor. Gece karanlık bir vadiden geçiyor. Komutan emir veriyor. Herkes yerde bulduğu taşlardan ceplerini şeylerine doldursun. Heybelerine doldursun. Torbalarına doldursun. Ama gece karanlık. Zifiri karanlık. Ay ışığı da yok. Zifiri karanlık. Şimdi aynen bu zamanki insanlar gibi. İnsan aynı insan yani. 1000 sene önce 5000 sene önce yaşasın, ha şimdi yaşasın fark etmez. Ya zaten yorgunduk be ya. Bir de işte komutan nereden çıkardı bu taşları dolduracağız da bilmem ne edeceğiz de. Bizim de eğleniyor mu, dalga mı geçiyor? Zaten kendimizi çekemiyoruz. Böyle diyenler hiç almıyor. Bazıları bari kerhen hani 3-5 tane koyalım cebimize falan. Bir kısma diyor ki ben sebep ve hikmetini bilmiyorum. Madem onu ben emir kabul ettim, emrine ittiba etmem lazım. Ceplerini dolduruyor, torbasını dolduruyor. Sabah oluyor ki hepsi bize vermiş. Alamayanlar tut 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 tut. Niye almadın? Kalın kafalım benim. Akılsız kafam benim. Dövünüyor. O 3-5 tane alana tut 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 niye almadık? O ceplerini şeylerini dolduranlar, şuralarda da kalmış. Keşke oralarda hatırımıza gelseydi, oralarda koysaydık. Bu misal veriliyor. Bu misal veriliyor. Yani İlim var. Ama amel edersen karşına o çıkacak. Tüh 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 tüh, şununla da amel etseydim. Mesela cennette üzüntü yok ama pişmanlık var buyuruyor. Mesela geçerken Mustafa Toköz'ün aynı şekilde köşkünü gördün. Dediler ki işte bu köşk şu fedakarlığın neticesi. Türkiye benim de başıma geldi. Ben o zaman ağladım, sızladım, feryat ettiydim. Öyle demeseydim bana da verilecekti o. Bana da verilecekti. Ha seninki alıp bana vermeyecek. Gözüm içine bakma öyle. Allah Teala ganiye mutlaktır. Fazlasıyla verir. Dolayısıyla orada pişmanlık vardır buyuruluyor. Evet. Ama üzüntü yoktur buyuruluyor. Oraya gidince bunlar görülecek. İmam-ı Rabbani Kutun sözleri de amel konusunda yani hassasiyeti, amelin hassasiyeti, yani dinin emir ve yasaklarını bildirdiği hassasiyeti bildirmek için bir misal vermişler. Misal çok enteresan.
Nasıl çok enteresan. Mesela buyuruyorlar ki bir sıralama yapmışlar. Farz, vacip, müekkez sünnet, gayrı müekkez sünnet, müstahap. Farz, vacip, müekkez sünnet, gayrı müekkez sünnet, müstahap. En altta müstahap. Yapmazsan sorgu hesap yok. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir müstahabı yapmak, çünkü müstahap Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömründe bir defa yapmış ve Eshab-ı Kiram'dan birisine bunu yaparsan iyi olur buyurmuş. Bir defa. Bunu ümmete her zaman yapmalı buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu müstahabı terazinin bir kefesine, öbür tarafına da dünyanın ve içindekilerin hepsini koysan bu müstahap ağır gelir buyuruyor. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, biliyor mu efendim ben onu? Bilmek değil, yaparsan buyuruluyor. Yaparsan. Ya zaten müstehapmış. Biliyorum ben onu zaten. Yani biliyorum zaten ben onu. Yapmasak da bir şey olmuyormuş. Tabii ki biliyorsun, biliyorum da. Bilmek kurtarmıyor. Yaparsan orada verecekler. Ben biliyordum bunu ahirette. Ben biliyordum bunu. Melekler diyor, tamam, bildiğini biz de biliyoruz. Ama yaptın mı? Avucunu yala diyecekler. Avucunu yala diyecekler. Zaten bir hadis-i şerif naklediliyor da ilim öğrenmek ve öğretmek çok kıymetli ama bu bilgilerle amel edilmezse bir kıymet olmaz. Hadis-i şerif de ilmi ile amel edene Allah-u Teala bilmediklerini de bildirir. Müjde de var. Çok şey biliyorum. Onları da hayata geçirdin. O senin çok dediğinin yanında, yani Allah-u Teala öyle şey öğretir ki o çok dediklerin yani devede kulak, devede kulak kalıverir. Hayret edersin kalırsın. Evet. Hayret edersin. Çünkü Allah-u Teala bilmediklerini bildirir ona. Öğretir. Nasıl öğretir? Kalbine akıtır. Ve bilen birisinin önüne çıkartır. Veyahut da o bilgileri anlatan bir kitap önüne gelir. Yani, Allah-u Teala'nın ilmi sonsuz. Sonsuz. Allah-u Teala'nın ilmi sonsuz. Abdülkuddüs Hazretleri oğluna ve bir talebesine yazdığı mektupta buyuruyor ki, ilim öğrenmek ibadet yapmak içindir. İlim öğrenmek ibadet yapmak içindir. Kıyamet günü işten sorulacak, çok ilim öğrendin mi diye sormayacaklar. Konuşmaktan da sormayacaklar. Tabii. İş ve ibadet de ihlas elde etmek içindir buyurmuştur. Ama bütün ehl-i sünnet alimleri, bütün tasavvuf büyükleri, Mustafa Bey dikkat ettim. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ilim, amel diye ihlasla özetlediği yani aynı şeyi söylemişler. Evet, bu da öyle. Bu da aynı şey. Bu da bu cümlede öyle yani. Aynı. İlim lazım. Ama ilmi ibadet için. İbadet de Allah rızası için yapacaksın diyor. Onu elde etmek için onu yapılır yani. Onu elde etmek için yapacaksın. Yoksa efendim insanlar duysun, insanlar görsün. Ne iyi aynı şekilde. Ne çok şey biliyor bu falan. Alim galiba bu falan. Derler. Mahşerde de efendim ben Allah-u Teala her şeyin karşılığını yaratıyor. Sen bunun karşılığını dünyada talep ettin. Nasıl? İnsanlar bana, sana alim dediler. Hem de seni göklere çıkardılar. Alkış dedin. Alkışladılar. O da oldu ve dünyada karşını aldın. Burada hiçbir şey yok. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ben alim filanca. Ben geldim filan. Öyle havalar yok herhalde orada. Yok. Kırmızı halılar yok. Niye sermediniz falan. Öyle bir durum söz konusu değil. Orada ilim, amel, ihlas. Bu üçüne riayet edenler İşte o zaman yeşil pasaportta geçiyorlar onlar. Onlar ki serbest. Ve bütün din büyükleri de yalvarır gibi insanlara, talebelerine. Allah-u Teala kanunu koymuş. Bu değişmeyecek. Bunu böyle tatbik edecek. Merhametli olduğu için de bak, cehennemi yarattım, cenneti yarattım. Cennete bunlar götürüyor, cehenneme bunlar götürüyor. Cehenneme götürenleri yapmayın, cennete götürenleri yapın. Bunları bilin demiyor, yapın. Allah rızası için yapın. Benim rızam, benim ortağım yok buyuruyor. Şerikim yok. Bunları ben yarattım. Benim için yapın bunları. Sakındıklarınız, haramdan sakındıklarınız benim için sakının. Yaptıklarınız da başkası görsün bilsin diye değil, benim rızam için yapın. Ben size sonsuz saadet yurdu, cenneti hazırladım buyuruyor. Yani açık net. Yani çok merhametli olduğu için herhangi bir şekilde, şey de yok. Söyleyiver. Efendim ben anlayamadım. Üstü kapalı söylenmiş. Kamufle edilmiş o bilgi. Yok. Çok açık net. Öyle şuradan tutayım bu tarafa sündüreyim, buradan tutayım bu tarafa sündüreyim. Öyle bir şey de lastikli de değil yani. Ve o Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o söz kesindir. Ebedidir yani. Ebedidir. Yani 3-5 sene sonra değişmez. İşte mahşer günü acaba. Yok öyle bir şey. Ben kanunumu böyle koydum diyor.
Çünkü Zilzal suresinde açıkça bildirmiş onu. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek. E hiç bunun amacım yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ettiği için ehl-i sünnet itikadlı olan bir Müslümana Allah-u Teala işlediği günahların cezasını dünyada veriyor. Onu fark eder de yahşi derse bitirir. Veya mezarda çeker. Ya da mahşerde çeker. Cehenneme girmez buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor onda. Evet. Ehl-i sünnet itikadındaki bir Müslüman için. Ama Allah-u Teala korusun. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh talebelerine böyle sohbet ederken ya kardeşim diyorlar. Allah-u Teala kanunu koymuş. Ya ahirete bırakırlarsa. Değil mi? Çünkü hasta veyahut da buna benzer bir şey. Ya kardeşim buyurlar işte hastalıkta şifa var. Ben anlamazdım önce. Ya dedim nesi adam bir tarafı ağrıyor. Hasta diyor. Zaten hasta yani ne şifası. Şifa falan. Meğer onlar bedene bakmazlarmış. Bu hastalık onun kibirini kırıyor, ucubunu kırıyor. Ondan sonra ben ne biçim kulum falan filan. Ya Rabbi ya Rabbi diye inlemeye başlıyor. Bu da günahların affına sebep oluyor. Kalbini tedavi ediyor. Onlar oraya bakıyor. Kalbin tedavisi farz. Hemen abiler de anlatırlardı onu. Kalbin tedavisi farz. Bedenin tedavisi için uğraşmak sünnettir buyuruluyor. Dolayısıyla eğer bedende bir arıza meydana gelmişse kula aczini hatırlatıyor. Ben her şeyi bilirim, her şeyi yaparım, her şeyi işte tuttum mu şöyle yaparım, tuttum böyle. Yok öyle. Hani çizgi filmlerde falan yapıyorlar öyle. Dokunmuş, işte, uçuyor, kaçıyor falan. Onun için çocuklara da onu izletmek tehlikeli ya. Çocuk öyle zannediyor, duvara tırmanacağını falan zannediyor. Daha çok etkileniyorlar. Tabii etkileniyor. Öyle dokundu mu bir şey olmuyor. Tabii uçabileceğim zannediyor çocuk mesela. Uçabileceğim zannediyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Aynen. Dolayısıyla ilim elbette lazım ama ya. Amel etmek içindir. Evet. Hocam müsaade ederseniz bir ara verelim şimdi. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Kaldığımız yerden, evet, birinci bölümü tamamlamıştık. Şimdi ikinci bölüme başlıyoruz. Tabii konumuz aynı. Konuyu şöyle bir hatırlayalım isterseniz. İlim, amel etmek içindir. Amel de ihlas elde etmek içindir. Değil mi hocam? Böyle söyleyebiliriz. Aynen. Konumuz buydu. Buyurunuz efendim. Hem şimdi birinci bölümde kısmen nakletmiştik. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir talebesine Eyyühel Veled diye ismiyle talebesi arz ediyor. Diyor ki efendim ben sizden çok şey öğrendim ama bunlar ne yapacağım ben bu öğrendiklerimi falan. Ondan sonra uzun uzun yazıyor. Bir yerinde buyuruyor ki talebesine hitaben. Evladım buyuruyor. Ey oğul diyor. Amelsiz ilim insanı kurtarır zannediyorsun ve ilim sahibi olunca amel etmeden kurtuluruz sanıyorsun. Bugün ilahiyatçılarda bu hastalık var biliyor musun? Adam rahatlıkla diyor ki ya bu namaz niye falan bu diyor yani avam için diyor artık diye biz de yani diyor hani din ilimlerini tahsil ettik şey yaptık falan biz artık diyor neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyoruz ya ayırıyoruz artık diyor. Namaz falan ibadetler avamı yola getirmek için. Avamı yola getirmek için. Biz yola gelmişiz dolayısıyla hani yapmasak da olur yani bunlar. Cehennem yoluna gelmişler. Amel etmeden kurtulur sanıyorsun. Bu halinize çok şaşılır. Çünkü ilmi olan kimsenin amelsiz kuru ilmin kıyamette kendine zarar vereceğini bilmiyordum diye özür ve bahane yapmayacağını bilmesi lazım. Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifinde işitmediniz mi? Buyuruyor ki kıyamet günü azapların en şiddetlisi elbette ilminin faydasını görmeyen alimi olacaktır. No. Tabi adam bunu ya ben alimdim ama işte bu ilmim sebebiyle bana para, mevki, makam getiren olmadı. Bir faydasını görmedim. Öyle değil o. O ilim amel etmek içindi. Amel etmek içindi. Şunlar haram, şunlar farz, vacip, sünnet, müstahap. Ve o farzları, emirleri yapıp yasaklardan sakınmak içindi. Ama sen bunların hepsini silmişsin, sadece menfaat beklemişsin. Kıyamet günü azapların en şiddetlisi elbette ilminin faydasını görmeyen alime olacaktır. Büyüklerden biri Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin rüyada görüp ne halde olduğunu sorunca Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki o kadar sözlerim, keşif ve işaretlerim yani zahiri ve batini bilgilerim hep harap oldu tükendi. Yalnız bir gece kıldığım iki rekat namaz imdadıma yetişti. Hani derler ya gel buradan yak. Evet. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu zat. Sıradan bir zat değil. Gece iki rekat namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar da o iki rekat namazda okuyor. Ama bir geceki kıldığı namaz nasıl bir ihlasla kıldıysa Allah-u Teala buyuruyor ki bunu kabul ettim öbürlerini kabul etmedim. Bunun hatırına da seni affettim diyor. Hadi buyur şimdi. E peki amel etmeseydi ne olacaktı?
keşiflerim, kerametlerim, bilgilerim, zahiri batını bilgilerimin hepsi tükendi, harap oldu. Hiçbirisi benim imdadıma erişemedi. Ama bir gece kıldığım namaz beni kurtardı. Yani orada haşa, ya Rabbi ben Cüneyt. Tanımıyor mu beni? Yani o ünlüymüş, meşhur Cüneyt. Cüneyt Bağdadi benim falan. Hayır be. Vallahi, hiç öyle. İki rekat namaz. İki rekat namaz. Gözün yaşına bakma da. Cüneyt Bağdadi Hazretleri Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden ve onun varislerinden. Peygamber değil, nebi değil. Allah-u Teala nebilerine gönderdiği peygamberlere bile. Mesela Yusuf Aleyhisselam zindanda rüya tabirini Allah-u Teala kendisine öğretiyor. Rüya tabiri diyor. Tabir ettiği rüya olduğu gibi çıkıyor. Çünkü öğreten Allah-u Teala, bildiren Allah-u Teala. Allah-u Teala bilgisiyle aynı şekilde onları tabir ediyor. Bir tanesine diyor ki sen işte şeyin hükümdarının şerbetçisi olacaksın tekrar. O hakikaten öyle affoluyor giderken Yusuf Aleyhisselam gayri ihtiyari insanlık sıfatları itibariyle ya diyor hükümdar beni buna attı unuttu diyor ya, bir hatırlatıver. Bu sözde zahiren bizim gibi babam için bir şey yok. Ama o makamda olan için birden hemen gönlüne geliyor. Eyvah diyor, ben ne dedim. Ve Cenab-ı Hak sonra ikaz ediyor. Seni kuyudan, kardeşlerinin elinden kurtaran, koruyan kimdi? Bu mevki ve makama getiren kimdi? Ben varken nasılsın başkasına yardım istersin? Günlerce, aylarca ağladı, sızladı Allah-u Teala'dan affı için. O sana melek, vahiy mi? O adama da unutturdu. Evet, ona da unutturdu. 7 sene hatırlattırmadı. Ve o melek geldi dedi ki yalvarman, yakarman Allah-u Teala'nın hoşuna gitti, seni affetti. Ama diyor bedelini ödeyeceksin. Zindandan çıkmaya 1 sene kaldıydı diyor. Eğer böyle demeseydin. Ama diyor şimdi 7 sene kalacaksın. Peygamber ne yapıyor bunu? Şimdi yani niye naklettiniz, niye anlattınız derse. Efendim işte Allah-u Teala kerimdir. Elbette kerimdir. Peygamberine olan merhametinden daha merhametli. Onlara çok merhametli. Çünkü kendisi işte peygamber olarak gönderdi. Kendi emirlerini onlara muhatap kıldı. Melekle görüştürdü onları. Senin görmediğin, bilmediğin ve yaratılış itibariyle de çok yüksek. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri çok yüksek, çok yüksek. Ama bir peygamber anlayamaz buyuruyor. Ya bir nebi anlayamaz. Ne kadar yüksek olursa olsun. Ne kadar yüksek olursa olsun. Onlar çok yüksek. Dolayısıyla bunu demeyecektin. Affetmiyor yani. Bedelini ödeyeceksin. Senin bulunduğun makama o uygun değil. Hayır. Seni seçmişim diyor. Peygamber olarak seçmişim. Evet. Niye benden başkasına bakıyorsun? Allah rahmet eylesin. Hemen abiler hep anlatırlardı. Buyurlardı ki sevgide ortaklık olmaz. Efendim? Sevgide ortaklık olmaz. Evet. Aşkta ortaklık olmaz. Yok. Diye bir tane olur. Olmaz. Seven sevenin başka olmaz. Yani o kadar sözlerim, keşif ve işaretlerim hepsi gitti diyor. Zahiri batini ilmi hepsi harap oldu, tükendi. Ama bir gece kıldığım namaz imdadıma erişti. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Halbuki bu zat hayattayken her gece 2 rekat namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim başından sonuna okuyor. Ve yaptığı ibadette beğenmiyor. Diyor ki bu da Allah için olmadı. Bir şey öğretiyor. Ya ben kulum diyor ya. Ne kadar mükemmel yaparsam yaparsın. Mahlukum ben diyor. Hepsini oksan diyor. Ben de noksanım. Yaptıklarımdan noksan. Allah-u Teala kamildir. Ya ondan noksanlık yok ki. Noksan olmayan bir zatın şanına layık nasıl ibadet edebilirim ki ben diyor. Edemem. Ama lütfeder, ihsan eder, kabul eder. Ve onların yakini var işte. Bu hadisede de görüldüğü gibi değil mi hocam? Yapmış oldukları o kadar çok ibadet var. Her şeyi Allah için yapıyorlar işte. Boş laf söylememeye çalışıyorlar. O kadar hizmetleri var. Sırf bunlardan bir tanesi Allah-u Teala kabul ederse onun oradan kurtulurum diye. Kurtulurum tabii. Onun için her şeyi yapmalı. Evet. Günaha da öyle o gözle bakıyorlar. Mesela Riyad-ı Nasin kitabının sahibi Muhammed Efendi Hazretleri buyuruyor ki her ne kadar günahları günahı kebair ve günahı segair küçük ve büyük diye ayırdılarsa da bu günahın kime karşı yapıldığına bak diyor. Hadikat'ta yazıyor bu. Evet. Kime karşı? Allah-u Teala. Öyleyse hepsine sakın diyor. Ve sonra yazmışlar. Allah-u Teala'nın gadabı günahların içerisinde gizlidir. Haramda mı? Mekruhta mı? Belli değil. Büyükte mi? Küçükte mi? Belli değil. Belli değil. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızası da emir ve yasakta da farz, vacip, sünnet, müstahap bunlardadır. Belki müstahabın içindedir. O müstahabı yaparsın. Allah-u Teala'nın hoşuna gider. Öbürlerinin hatırına. İşte ne buyuruyor? Bir gece kalktım. Ya bu 5 vakit namaz söylemiyor ha. Allah rızası için 2 rekat namaz kıldıydım diyor.
Allah'tan'ın hoşuna gitmiş. Uykuyu terk ettim. Sırf Allah razı olsun kalktığı için Cenab-ı Hak bunu kabul ettim diyor. Bunun hatırına da öbürlerini de kabul ettim. Günahlarını da sildim attım. İnşallah bize de nasip olur. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri devam ediyor. İyi bil ki amelsiz ilim insanı kurtaramaz. Bunu sana bir misalle anlatayım diyor. Bir kimse dağda bir arslana rastlasa, yanında tüfeği kılıcı bulunsa ve bunları kullanmasını iyi bilse ve ne kadar cesur olursa olsun bu aletleri kullanmadıkça arslandan kurtulabilir mi? Sen de bilirsin ki kurtulamazsın. İşte bunun gibi bir kimse de ne kadar ilim sahibi olursa olsun bildiğine göre hareket etmezse ilminin faydası olmaz. Diğer bir misal, bir tabip doktor hastalansa, hastalığını teşhis edip ilacını da bilse ve bu ilaç hakikaten o hastalığa çok iyi gelse, ilacı kullanmadıkça yalnız bilgisinin onu iyi edemeyeceğini pekala bilirsin. Bir insan da ne kadar ilim edinirse edinsin, ne kadar kitap okursa okusun, bildiklerini yapmadıkça faydası olmaz. Ben yaladım, yuttum, bütün kitapları biliyorum. Biliyordur da ama faydası olmaz. Bir zamanlar haberler dinliyordum. Çok seneler önceydi. Baktım işte bir muhabir gitmiş. Anadolu'da bir çobanlık yapıyor bir adam. Hafızası kuvvetli. Türkiye'de o zamanki vilayetlerin bütün telefon kodlarının hepsini biliyor. A diyor mesela. A ismindeki bütün şehirleri sayıyor. B diyor. B ismindeki bütün ilçeleri sayıyor. Ya düşündüm. Ya dedim bu adam çoban ne işine yarar bunun? Bu bilgi. Lüzumsuz bir bilgi. Onu da övüyorlar, adama gaz veriyorlar. Oo, çok mükemmel bir şey falan. Dedim hani bu bir şirkette veyahut da bir devlette santralde bulunsa o zamanlar. Yani şimdi birinin sekreteri falan olsa. Şimdi gerçi şey oldu ya dijital oldu. Her şey dijital, elektronik. Yani. Evet. Elektronik. O zamanlar vardı falan. Mesela diyelim ki telefon kodlarını falan biliyor. Hafızası kuvveti tamam, orada bir işe yarar. Ama dağın başında çobana ne işe yarayacak bu? Ha bu şey yapsaydı, Kur'an-ı Kerim öğrenseydi, ilim öğrenseydi, bunlar da amel etseydi o zaman faydası olurdu onun. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri o talebesine hitaben buyuruyor ki, İlim öğrenmekten maksadın eğer dünya menfaatlerini toplamak, şöhret, mevki sahibi olmak ve Müslümanlara büyüklük göstermek idiyse sana yazıklar olsun. Merak olmuşum diyor. Çok aldanmışsın. Kendini azaba sürüklemişsin. Yok. Eğer maksadın İslamiyet'e ve Muhammed Aleyhisselam'ın dinine yardım etmek, ahlakını temizlemek, nefsini kırmak idiyse sana müjdeler olsun. Kendine ne güzel ve ebedi istikbal hazırlamışsın. İstikbal, saadeti ebediye kavuşmaktır. İlim öğrenip de bunu kullanmamak deliliktir. İlimsiz amel de yanlış olur, kabul edilmez. Bugün seni günahtan korumayan ve ibadette sevk etmeyen ilim, yarın cehennem ateşinden de seni korumaz buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Zaten bütün o sözü nakletmek için. Bugün seni günahtan korumayan ve ibadete sevk etmeyen ilim, yarın seni cehennem ateşinden de korumaz. Bir faydası olmaz yani. Bir faydası olmaz. Hamallık etmiş olursun yani. Aynen o öyle. Bilgiye hamallık etmiş. Aynen öyle. Başka bir şey. Ebu Abdullah Rodbari Hazretleri buyuruyor ki, sadece ilim öğrenmek için evinden çıkan kimse öğrendiği ilimden faydalanamaz. Bakın ısrarla bir şey söylüyor. Sadece evet. İlim öğrenmek için çıkıyorsa. Evinden çıkıyorsa. Çıkıyorsa ilminden faydalanamaz. Öğrendikleriyle amel etmek isteyerek ilim öğrenen kimse ilmi azalsa bile faydasını görür. İlim kendisiyle amel edilince kıymetlenir. Amel ise ihlasla kıymetlenir. İhlas bir işi Allah-u Teala'nın rızası için yapmaktır. Bu Allah-u Teala'nın anlayış ihsan etmesine sebep olur. Bakın şimdi kaç tane İslam alimi naklettik. Hepsi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi ilim, amel, ihlas diyor. Hepsi aynı şekilde. İlim lazım. Ama ilimi de öğrenirken ben ilim öğreneyim canım. Bir faydasını göremezsin diyor. Ben ilim öğreneceğim, faydalanacağım. Başkasına da faydalandıracağım. O niyetle şey yapınca faydası olur buyuruyor. Dolayısıyla Allah-u Teala hepimizi laftan kurtarıp bizlere iş yapmayı nasip etsin. Hı. Amin. İnsanların en iyisi, yaratılmışların en üstünü ve en şereflisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın hatırı ve hürmetine bizleri amelsiz ilimden, işe yaramayan bilgilerden korusun. Amin. Doğrusu amin. Maruf-ı Kerhi Hazretleri buyuruyor ki, amelsiz cenneti istemek ve emir olunduğunu yapmadan rahmet ummak cahillik ve ahmaklıktır. Şimdi ahmak diyor. Bana ahmak diyorsun.
Valla ben demiyorum Maruf Geri Hazretleri buyur ki amelsiz cenneti istemek. Allah Teala Kerim'dir ya affedersem o söylenenlere bakmasam lan 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 diyor adam. Ama böyle söylenenlere cahil ve ahmak diyor Maruf Geri Hazretleri. Ondan sonra da fevral edeceğim ben ahmak mıyım? Daniskasın. Böyle düşünüyorsak hepimiz ahmağız. Muhammed bin Fadıl Belhi Hazretleri buyuruyor ki İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına dört şey sebep oldu. Neymiş o? Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak. Birincisi bildikleriyle amel etmiyor, ikincisi evet. Bilmeyerek yapıyor, üçüncüsü bilmediklerini öğrenmiyor, üçüncüsü de başkalarının öğrenmelerine de mani oluyor. Kalp kararı buyuruyor. İlim adamı tanınmak için ve mala makama kavuşmak için öğreniyorlar bazıları. Din adamı olmağı, geçime ve siyasete vasıta yapıyorlar. Amel etmek için öğrenmiyorlar. İsimleri din adamıdır. Gittikleri yol cahillerin yoludur. Allah rahimdir, affı sever diyerek büyük günah işliyorlar. Akıllarına, keyiflerine göre hareket ediyorlar. Başkalarının da böyle yapmalarını istiyorlar. Kendilerine uymayan hakiki Müslümanları da kötülüyorlar böyle kimseler. Kendilerinin doğru yolda olduklarını, huzura kavuştuklarını zannediyorlar. Öyle ya, namaz niyaz yok. Biz diye bittik mesele. Halloldu bizimki diyor. Halloldu bizimki. Hatta öyle zındıklar var ki bizim namazımız diyor işte arşta kılındı. Tam sobalık herifler. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından derlenmiş olan doğru kitapları okumuyorlar. Çocuklarına da okutmuyorlar. İçleri kötü, sözleri yaldızlı ve yalandır. Her gün başka şekle girerler. İnsanların yüzlerine gülerler, arkalarından kötülerler. Bid'at karışmamış olan doğru kitapların okunmasına mani olurlar. Bu kitapları okumayın, bozuktur derler. Hüseyin Hilmi Efendi'nin kitaplarını hep öyle diyor bid'at ehli. Bunlar neşredenleri ve okuyanları tehdit ederler. Mezhepsizlerin zararlı kitaplarını yaldızlı reklamlarla överler. İslamiyet bilgilerine hakaret ederler. Kısa akıllarıyla yazdıkları şeyleri ilim ve fen diyerek gençlerin önüne sererler. Dolayısıyla İslam alimleri ve tasavvuf büyükleri hiçbir zaman unutmamak lazım ki tasavvuf büyükleri hep İslamiyet'i yaymışlar ve yapmışlardır. Bunun neticesi olarak yüksek derecelere kavuşmuşlardır. Bunlara dil uzatanların din cahili oldukları anlaşılmaktadır. Bu cahillerin yaldızlı sözlerine aldanmamalı. Bunlar din hırsızlarıdır, saadet yolunu kesici zındıklar veya mezhepsizlerdir. Şimdi adam mesela menkıbelere, ondan sonra anekdotlara bunlar diye hurafe. Niye? Adam zındık olduğu için kendinde böyle olan bir şey, olağanüstü bir şey göremiyor. Ehl-i sünnet itikadında olmayan 72 bidat halkasından da evliya çıkmaz. Önce itikad düzgün olması lazım. Ondan sonra da kendisinde olmadığı için silip silip atıyor. Böyle şey olmaz, böyle şey olmaz falan diye. Hani meşhur ya şeyde Yunus Emre Hazretleri'nin divanını almış. Neydi o adamın ismi? Molla Kasım. Molla Kasım. Porsuk Nehri, Eskişehir Porsuk Nehri'nin kenarına oturmuş. Cahil insanlar. Bunları da aynı şekilde bir şey zannediyorlar. Yırtıp yırtıp atıyor şey nehre. Bir yere gelmiş. Yunus Emre Hazretleri. Ey Yunus böyle eğri büğrü söyleme. Bir gün gelir seni de sigaya çeken bir Molla Kasım gelir deyince. Eyvah diyor ya. Ben ne etmişim? Tabii. Bir Molla Kasım gelir. Molla Kasım gelir. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki. Zaruri lazım olan yani zaruriyat-i din başkadır. Onlar itikat ve amel bilgileridir. Yani her şeyden önce inanılacak bilgileri ve yapılacak vazifeleri öğrenmek lazımdır. Zaruri bilgilerden birincisine kelam ilmi, ikincisine fıkıh ilmi denir. Zaruri lazım olanları bırakıp fudullerle uğraşmak kıymetli ömür faydası şeyler harc etmek olur. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın bir kulunu sevmemesinin alameti onun malayani ile vakit geçirmesindedir buyuruyor. İlim var ama hiç amel yok bu malayani. Allah-u Teala kullarını kendisine ibadet etmek için yarattı. İbadet zül ve zillet demektir. Yani insan Rabbine, mabuduna, hakir olduğunu, aciz, muhtaç olduğunu göstermesidir. Bu da her aklın, nefsin ve adetlerin güzel ve çirkin dediklerine uymayıp, Rabbin güzel ve çirkin dediklerine teslim olmaktır. Ve Rabbin gönderdiği kitaba ve peygamberlere inanmak ve bunlara tabi olmak demektir. Bir insan bir işi Rabbinin izin verdiğini düşünmeden kendi görüşüyle yaparsa Rabbine kulluk yapmamış, Müslümanlığın icabını yerine getirmemiş olur buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Emel abiler de sık sık bir şey söylerlerdi. İnsan iki şeyden birinin kuludur. Ya Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'ya iman etmiştir, kendine lazım olan bilgileri öğrenmiş, bunlarla amel ediyordur, Allah-u Teala'nın kuludur. Veya nefsine tabidir, ya böyle yapsan da olur, yapmasan da olur, yaparsan ne olacak, yapmazsan ne olacak, Allah kerimdir, affeder canım diyerek hareket eder.
hareketler. Allah Teala hepimiz de böyle olmaktan muhafaza buyursun. Netice-i kelam, netice-i kelam. Efendim insan bir şey öğrendiği zaman bu öğrendiklerini yerine getirmelidir. Şimdi büyüklerden bir zatın sözü hatırıma geliverdi de yeni bir şey öğrenmek için talepte bulunuyor da talebesine diyor ki evladım diyor öğrendikleriyle amel ettin mi de yeni şey öğrenmek peşindesin. Öğrendiklerini amel ettin bitirdin mi? Hayatına geçti mi yani? Geçti mi de yeni şey öğrenmek istiyorsun. Efendim şu nasıldı bu nasıldı hani böyle iş güzel insanlar çok piyasada da çok. Aslında mesela bir talebesine söyle bakıyorsun ki aa o cinsten insan bir sürü. Doğru. Bir tane değil bu. Doğru. Bir tane değil bu. Efendim işte ben öğrenmek istiyorum falan da. İyi de arkadaş bugüne kadar öğrendiklerini amel ettin mi etmedin mi? Etmedin. Peki niye öğreniyorsun bunu? Kullanmayacağın şeyi. Kullanmayacağın şeyi. Evet. Bir de bir şey dikkatimi çekmişti. Büyüklerden bir zat buyuruyor ki insanlara bir yarın diyor yarın yapayım falan. Talebesine diyor ki evladım yarın kendine mahsus olan ezelde takdir edilen bir sürü yüklerle geliyor. Yarın diyorsun da eğer ömrün varsa yarın senin başına gelecek yapacağın işler ezelde takdir edilmiştir. Onlarla meşgul olacaksın. Evet. Sen diyorsun ki bugünün işini yarına şey yapıyorsun. Zaten yarın dolu geliyor. Bugünü de oraya ekleyince nasıl yapacaksın? Nasıl altından kalkacaksın? Taşacak ondan sonra. Ha? Efendim işte hele yaş ilerlesi de namaz kılacağım. Sen bugünleri kılma. O güne geleceksin. O güne geldiğin zaman da aynı şekilde İmam-ı Gazali Hazretleri'nin tabiridir o. İnsan hani yüklü bir hayvanı veyahut da arabaya yük yüklemişin yoksa sürmüş hayvanları çekemez. Çatlar. Tebelenir. Yani kanıyı da devirir sırtındaki yükü de indirir. Doğru. Sen de öyle olursun. Yarın yarın dersin. Ondan sonra üstüne yüklenince de telefonu gidersin. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın. Ha. Ve öğrendiklerimizle de amel etmemizi, Allah rızası için yapmamızı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.